Sizlerde bir sorunun cevabını arıyorum. Tam 14 yıldır verilmeyen Turgut Özal öldü mü, öldürüldü mü? Bu konuyla ilgili pek çok iddialar ortaya atıldı. Özal'ın ölümünden bir gece önce bir sergi davetinde içtiği limonatanın zehirli olduğu iddia edilirken oğlu Ahmet Özal'ın meclise babasının ölümünün alıştırılması teklifi reddedildi. Neresinden bakarsak karmaşık bir tablo var. Dilerseniz hazırlamakta olduğumuz ve 1993-2002 Türkiye'sini anlatan 28 Şubat belgeselimizde Turgut Özal'ı yakınındaki insanlar bu konuyla ilgili bakın ne demişler ona bir bakalım. Sonra yine ona çok yakın bir kişiye çok önemli iki sorum olacak. Bilinmeyenler hala çok maalesef ve benim içimdeki şüphe de devam ediyor ve normal bir ölüm değil. Babam limonata sevmez, içmezdi zaten. İşte size özel bir limonata yaptık çünkü içki içmediği için. Onu veriyorlar, işte o da ayıp olmasın diye içiyor. Eve geldikten sonra annem rahatsızlanmaya başladığını fark ediyor babamın. Ne yedin diyor, ne içtin diyor. Bir limonata içtim, bir şey yemedim diyor. Zorla götürüldü bir kokteylde. Konsolosluktaydı değil mi? Evet, bir sefarette. Bazılar efendim Bulgar sefaretinde ama Bulgar sefaretinde değildi. Çevre sokaktaki Armani Sanat Galerisi'ndi. İçtiği limonatadan şüphe ediyorum ben. Çünkü hiç limonata sevmez içmez. Hayatında limonata içmemişti. İçki içmiyorsunuz diye size özel hazırladık deyip limonata getirmişler. Ve o da hatır için içmiş. Benim şüphem o. Vallahi bunun hiçbir olası olma şansı yok. Size bir tepside 6 bardak getiriliyor. Birini ben aldım. Birini Can Pulak aldı. Birini Başcaver Aslan Güner Albay aldı. Birini eşim aldı. Birini Sayın Cumhurbaşkanı aldı. Ya hepsinde bunun bir şey varsa olması gerekir. O vakit bizim de zehirlenmemiz gerekirdi. Ya hatta hani Sayın Cumhurbaşkanı illa bunu al diyedi. Eline bir bardak verilmedi. Biz öldürüldüğü inancındayız. Şu nedenle öldürüldüğüne hükmediyoruz. 20 Mart tarihinde Öcalan bir tek taraflı ateşkes ilan etmişti. Bizlerle irtibat kurarak, o zaman hep milletvekilleriydik. Bizlerle irtibat kurarak siz de taşın altına elinizi koymalısınız. Gidin Öcalan'ı ikna edin. Öcalan ateşkesi bir aylık değil, süresize çevirsin. Ve biz de Türkiye'de Kürt sorunu çözümü yönünde adımlar atacağız. 16 Nisan'da ateşkes ilan ediliyor süresiz. Özan'ın istemiyle bizi devreye koymuş, Sayın Talabani'yi devreye koymuş. Bazı gazeteciler var böyle arada gidip gelenler. Ama nasıl 17 Nisan'da Özal bir gün ansızın ölüyor? Bu bize büyük bir şaibe olayıydı. Sayın Talabani Arap radyolarını dinlerken eyvah dedi. Özal vefat etmiş. Ve Özal vefat etti, bu iş bitti dedi. Ne yazık ki bu iş bitti çünkü bu işin mimarı Özal'dı. Zannediyorum biz en son Türkiye devletlerine gitmiştik, evet. Biliyorsunuz ve orada bütün her tarafı dolaştı, bütün Türkiye devletleriyle anlaşma yaptı ve büyük bir Türk Cumhuriyeti kurulacaktı. En son Çin'e gidecektik ve orada ilan edilecektik. Tabii büyük bir Türk Cumhuriyeti kurulması ki bütün yeraltı kaynakları, zenginlikleri bu buralarda biliyorsunuz. Onun için büyük devletlerden rahatsız olanlar olur. Başkaları olabilir. Yani rahatsız olacak çok gruplar, kimseler vardı. Bir telefon geldi bana. Telefonda Hacettepe Hastanesi'nin laboratuvar şefi veya yardımcısı, doçent doktor bilmem kim, şimdi hatırlamıyorum, aradı. Rahmetli'nin 5 sene önce geldiği zaman kanını aldık. Bu kan bizde duruyor. Aile talep ederse bunu iade ederiz size dedi. Hemen biz bir talep yazısı hazırladık. Ertesi günüydü galiba. Telefon açtılar. Dediler ki hemşire yanlışlıkla kanı dökmüş dediler. 5 yıl bekleyen kan ertesi gün bulunamadı.
Sevgili seyirciler, Ankara'da Turgut Özal'a en yakın, en az ailesi kadar yakın olan bir konuğum var. Başkorumusu Musa Öztürk. Musa, hoş geldiniz. Uzun zaman oldu, karşılaşmadık. Saçlar biraz beyazlaşmış ama onun dışında pek büyük bir şey, bir değişiklik olmamış. Seni görmek tekrar çok güzel. Bir açıklama vardı Musa Öztürk, bu Özal'ın bu olayıyla ilgili. Demiştiniz ki Turgut Özal ölürken ağzından yeşil köpük geldi dediniz. Tam o sırada yanında mıydınız Musa? Ha, iyi akşamlar diliyorum Mehmet Ali Bey. O an yanında değildim. Bizim şimdi 24 saat esasına dayanır bir şok timimiz var. O timin başında şu anda halihazırda görevli olan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde Kadir Efeoğlu diye bir başkomiser arkadaşımız var. Ben ondan naklen bunu dinledim. Bizzat görmüş değilim. Çünkü bu hadise olunca onlar apar topar alıp doğru Gata'ya. Fakat yolda da malum rahmetli vefat edince, çünkü bu arkadaşların hepsi bir takım kurslara gitmişler, ilk yardımı filan biliyorlardı, Hacettepe'ye yönlendiriliyor. Maalesef biz Hacettepe'ye rahmetli mevtasını götürdük. Ben o anda yanında değildim. Yanında anladım. Şok timin sorumlusu olan Kadir Efeoğlu vardı, başkomiser. Anladım. Şimdi Semra Hanım ölümünden bir gece önce zorla bir davete götürüldü ve orada da hiç sevmediği limonatayı içti dedi. Cumhurbaşkanını hatırlıyor musunuz? Kim zorla götürdü? Yani o sergiye bir cumhurbaşkanını zaten zorla nasıl götürebilirler? Biz bir gün önce yorucu bir seyahat, yani 12 gün süren bir Türk Cumhuriyetleri'nden dönmüştük. Evet. Gidip gitmeyeceği de henüz netleşmemişti. Ben hatta o an için saçlarım da uzamıştı, berber çağırttırdım. Yani o an için ben orada gidemedim ama bizim her an hazır timlerimiz olduğu için onlar hareket etti. Fazla da orada uzak kalmadı. Sonraki dönüşünde ben karşıladım kendisini zaten. Musa, sizce... Yakın bir yerdi Cumhurbaşkanlığı, o çevre sokaktaki yer, hatırlıyorum. Anladım. Sizce Turgut Özal öldü mü, öldürüldü mü? Şimdi konumla ilgili bir uzmanlık sorusu gibi oluyor bu. Maalesef bunu bilemiyorum ben ve çeşitli kendime göre araştırma yaptım, bunu bilenlerle konuştum. Zaten haliniz şimdi nasıl araştırma yapıyorsa ben de kendi çapımda araştırma yaptım. Tabii şunları öğrendik bir takım. Bunları bilebilmek için en azından, yani böyle bir hadise tezahür ettiyse, en azından bunu doktorlar da değil, kimyagerlerin veyahut da diyet uzmanlarının vermesi lazım. Evet. Ya bunun için de o tarihte formül şuydu. Ben müteaddit defalar bu tür sizin gibi fırsat verildi, programlara da katıldım. Evet. Resmi olduğum zaman söyleyemedim ama açıkça şunu söyledim. Hanımefendinin dedim, Hacettepe morgunda bana talimatı şu oldu Semra Hanım'ın. Bir tutam saçını keselim dedi. Saçını doktoru Cengiz Aslan'a, o işin uzmanı o olduğu için bir tutam saçı kesildi. Bu saç kesilme hadisesi de nedir, ne değildir? Onu da net bir şekilde ben araştırdım. Araştıranlar da oldu. FBI ve CIA'nin Amerika'da kurmuş olduğu modern bir laboratuvar var. Yani insanoğlu cenin tabir edilen ana rahminden feminen, maskülen, yani dişi ve erkek ayrımından netleştikten sonra ölümüne kadar ne yedi ne içti. Son derecede pahalı bir tahlil sordum. 400-500 bin dolar dediler o zaman. Efendime söyleyeyim, o saç telinden netice itibariyle tahlil yapılıp ölüm nedenini tespit ediyorlarmış. Evet. Efendime söyleyeyim, ben o zaman da söyledim. Ha, bu bir ihbarsa gidip ifade vermeye de hazırım dedim. Bu bir suç duyuruysa ifade de vermeye hazırım. Nitekim aynı tarihlerde Pakistan Genelkurmay Başkanı vefat etmiş yürüyüş bandında. Pakistanlılar başka bir isimle, yani müstehar bir isimle bunu aynı laboratuvara götürüyorlar. Sonuç itibariyle şu çıkıyor: uzun süreli siyanür zehirlenmesi. Evet. Peki Musa, şimdi şey olmuş mu? Sorsan, yani olmuş mu? Olmuş mu? O laboratuvara gönderilip bu araştırma yapıldı ve sonuç çıktı mı? Sonuç çıkmış. Uzun süreli siyanür zehirlenmesi. Biliyorsunuz siyanür çok acı.
Ancak bunu bir doktor değil, bir kimyager, bir diyet uzmanı verebilir dediler bana. Ben sordum, soruşturdum amatörce, bir dedektif gibi. Çünkü Özal'ın bizim üzerimizde çok büyük etkisi vardı. Allah nur içinde yatırsın. Şu anda da zaten ekranda limonata, o son içtiği limonata ile ilgili görüntüler var. Evet Musa, siz devam edin. Hatta bu laboratuvar o kadar çok gelişmiş ki Napolyon'u bizim tarihler biliyorsunuz zehirlendi öldü denilir. Evet. Bu laboratuvarda saç derileri varmış, tahlil ediliyor. Sonuç itibariyle Napolyon'un zehirlenmeden değil mide kanserinden evet. öldüğü. Peki bile ama tespit gitti edilmiş. Mi? Yani o laboratuvara gitti, araştırma yapıldı mı Özal'ın saçı o laboratuvara gitti mi? Hayır gitmedi. Benim bildiğim kadarıyla. Anladım. Saçı filan kesildi. Hanımefendiye bir tutam olarak verildi. Anladım. Musa Öztürk çok. Semra Hanım'ın çantasındaydı o zaman. Musa Öztürk çok çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, sıra geldi vedaya. Önümüzdeki hafta gene aynı saatte buluşacağız. Şimdilik iyi akşamlar ve önümüzdeki hafta kimselere randevu vermeyin lütfen. Birlikte olalım.